Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benden uzun zamandır beklediğiniz 20 kişilik yumuşacık pamuk gibi vanilyalı bir pandispanya tarifi hazırladım. Buyurun hep beraber tarife geçelim. Keki yapmaya başlamadan önce fırını 150 derecede ısıtalım ve başlayalım. Öncelikle yumurta sarısını ve aklarını dikkatli bir şekilde ayıralım. Yumurta aklarına bir damla dahi olsa asla yumurta sarısı karışmayacak. Şayet yumurta sarısı karışırsa yumurta akları istediğimiz kıvama gelmez, köpürmez, su gibi kalır. Yumurtaları dikkatli bir şekilde ayırdıktan sonra şekerin yarısıyla yumurta aklarını köpük köpük olup iyice kabarıp sertleşinceye kadar yaklaşık 3-4 dakika çırpalım. Yumurta akları iyice sert bir kıvama geldikten sonra ayrı bir kaba alalım. Çırpma kabını tekrar haznesine yerleştirip yumurta sarılarını ve şekerin kalan kısmını ekleyelim. Mikseri en yüksek ayarda çalıştırıp çırpmaya başlayalım. Yumurtalar çırpılırken diğer yandan vanilyayı ekleyelim ki yumurta kokusu olmasın pandispanyamızda. Diğer yandan 1 çay bardağı sıcak suyu azar azar ekleyelim. Suyumuz elimizi yakmayacak kadar sıcak olması gerekiyor. Sıcak su yumurtaların daha çabuk kabarmasını, daha çabuk kıvam almasını sağlayacak. Suyu azar azar ekledikten sonra yaklaşık 5 dakika kadar mikserin en yüksek ayarında yumurta sarılarını çırpacağız. Diğer yandan un, nişasta ve kabartma tozunu eleyerek bir kaba alıp karıştıralım. Gördüğünüz gibi yumurtalarım çok güzel kabardı. 4-5 katı büyüklüğüne ulaştı. Kremamsı bir kıvama geldi. Bu esnada mikserin hızını düşürüp yaklaşık 1 veya 2 devirde çalıştıracağız. Ve unu azar azar ekleyeceğiz. Bir anda unu boca edersek topaklanmalar olur, zor açılır. Açılırken de yumurtayı söndürmüş oluruz. Birden boca etmeyeceğiz unu arkadaşlar. Azar azar kaşık kaşık yumurta sarılarını ekleyeceğiz. Unu ekledikten sonra uzun uzadıya çırpmaya gerek yok arkadaşlar. Homojen bir kıvama gelince çırpma telini kabın içerisinden alalım. Bundan sonra spatula ile devam edeceğiz. Yumurta aklarını sarılarını eklerken çırpma teli kullanmayacağız. Çırpma teliyle karıştırmaya devam edersek yumurta aklarını söndürürüz ve pandispanyamız da istediğimiz yumuşaklıkta olmaz, güzel kabarmaz. Yumurta aklarını sarılarına 2-3 defa da azar azar ilave ederek dıştan içe doğru katlama yöntemiyle yumurta aklarını söndürmeden yavaş yavaş karıştıralım. Yumurta aklarını azar azar ilave edelim. Söndürmeden nazikçe karıştıralım. Alttan üste doğru bu şekilde katlama yöntemiyle yaparsanız çok güzel sonuç elde edersiniz sizler de. Yumurta sarıları ve akları ayrı ayrı ne kadar çok çırpılırsa o kadar güzel sonuç elde edersiniz. İyi çırpılan yumurta asla kalıptan dışarıya taşmaz. Yumurtalarınızı iyi çırptırdığınız takdirde, kıvamını iyi ayarladığınız takdirde kesinlikle kalıbın etrafını kağıtla sarmaya gerek yok arkadaşlar. Ölçüleri aşağıya yazacağım arkadaşlar. Ancak lütfen bu ölçülere takılı kalmayın. Yumurtanın büyüklüğüne göre, unun kalitesine göre biraz daha un eklemeniz gerekebilir. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde olması gerekiyor pandispanyamızın. Eğer ki cıvık gelirse gözünüze biraz daha un ekleyebilirsiniz. Karışımı kalıba döktükten sonra bu şekilde kenarlara doğru sıvayalım arkadaşlar. Bu işlemi yaparsanız pandispanyanız düz bir şekilde kabaracaktır. Ortası bombelenmeyecektir. Gördüğünüz gibi kalıbın etrafında herhangi bir şekilde kağıtla sarmadım. Ona rağmen dışarıya hiçbir şekilde sızıntı olmadı. Önceden 150 derece ısıtılmış fırında 45-50 dakika pişirelim. Keki fırından almadan önce mutlaka kürdan testi yapalım. Keki fırından çıkarır çıkarmaz tel ızgaranın üzerine ters çevirelim. Ve yağlı kağıdı çıkaralım. Ters çevirirken mutlaka bir tel ızgara kullanın arkadaşlar. Tepsinin üzerine ters çevirirseniz buharlanma olur ve kekinizin altı ıslanır. Soğuyan kekimizi keke zarar vermeden, parçalamadan ince bir bıçak yardımıyla dikkatlice kalıptan çıkaralım.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yumuşacık, pamuk gibi kocaman bir pandispanya hazırladım. Sizler de anlattığım şekilde hazırlarsanız, verdiğim püf noktalarına dikkat ederseniz bu şekilde çok güzel pandispanyalar hazırlayabilirsiniz. Soğuyan pandispanyayı streç filme sarıp veya temiz bir poşetin içerisine alıp ağzını hava almayacak şekilde kapatıp buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirelim. Vaktiniz varsa bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde buzdolabına koyup dinlendirdikten sonra dilediğiniz işlemi yapabilirsiniz.